Günaydın, mutlu sabahlar. Navda Haber ilk bakışta başlıyor. Ben Zafer Söken. Bugün 20 Kasım 2024 günlerden çarşamba. Günün sıcak gelişmelerine, gazetelerin ilk manşetlerine ilk bakışta birlikte bakıyoruz. Ve sizin gündeminizde ne varsa ilk bakışta yer almaya devam ediyor. İlk sıcak haber durağımız Mersin olacak. Mersin'de akşam saatlerinde bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. O sırada atölyenin içinde çalışan işçiler vardı. 4 işçi dumanlardan ağır bir şekilde etkilendi. Cepsi çok ağır dumanlı. Hiçbir yer gözükmüyor. Alevlerin arasından kurtarılan işçiler de, o yangına müdahale eden itfaiyeciler de uzun süre kendilerine gelemedi. Tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alevlerin önüne geçmek itfaiyeciler için hiç de kolay olmadı. Hala devam ediyoruz. Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir tekstil atölyesinin zemin katından gece saat 21 sularında alevler yükseldi. İşçilerden 4'ü o esnada zemin kattaydı. Alevler büyüdü, binayı yoğun bir duman kapladı. Olay yerine sevk edilen itfaiyeciler güçlükle girebildi içeri. Yoğun duman müdahaleyi zorlaştırdı. Eminsiniz, kimse yok. Bakacağım. Hortumu takip edip geliyoruz zaten. Abi, geri. Tamam, hortumu takip edip geliyoruz. Dumandan etkilenen 4 işçiye olay yerinde müdahale edildi. Yangınsa itfaiye ekibinin nöbetleşe yaptığı çalışmayla kontrol altına alındı. Bazı itfaiye erleri de dumandan etkilendi. Yangın söndürüldüğünde hepsi işte böyle bitkindi. Mersin'e ve işçilerimize geçmiş olsun diyelim. Allah beterinden korusun. Tüm ekmeğinin, emeğinin peşinde olanlara da bir kez daha günaydın diyelim. Şimdi günün gazete manşetlerine bakmak üzere gazetelere doğru Jimmy ile birlikte, İsmail abiyle birlikte yavaş yavaş yürüyelim. Siyasetin konuştuğu başlıklar gazetelerin manşetinde. Onlardan en önemlisi Atatürkçü subaylar tartışması. 5 teğmen ve 3 komutan da ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Ve bugünün gazete manşetlerinde tam da bu konu var. İlk ulusal gazetemiz Sözcü gazetesi olacak. Sözcü gazetesi disiplinsiz dedikleri teğmen disiplinden 5 yıl tam puan almış manşetiyle çıkmış bugün. Teğmenleri ihraç için icat edilen suçlamanın altı boş diyor Sözcü gazetesi. Ebru Eroğlu'nu hedef gösterenler onun genç yaşında gösterdiği başarıya düşman. Kara Harp Okulu'nu bakın nasıl birinci bitirdi diye bahsediyor Ebru Eroğlu'dan. Gelin birlikte okuyalım. Ebru Eroğlu'nun Kara Harp Okulu'ndaki başarılarına birlikte bakalım. 5 yıl boyunca okulun en disiplinli öğrencisi oldu. Sadece akademik ve askeri eğitimde de değil, spor, atış ve tatbikatlarda da birinci oldu. Isparta Eğirdir'de komando, Kayseri Zincidere'de paraşütle atlama eğitimi aldı. Atılmazsa general olur alt başlığı var Sözcü gazetesinin bugün Ebru Eroğlu hakkında. Tarih, uluslararası ilişkiler ve mühendislik okudu. Koşarak hedef bulma şampiyonu. Resim yapıyor, satrançta yenilmiyor, zeybek de oynuyor, horon da çekiyor. İngilizce biliyor, Yunanca anlıyor Ebru Eroğlu. Ebru Eroğlu ile birlikte ihraçları istenen teğmenler İzzet Talip Akarsuz, Herat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç hakkındaki soruşturmanın düşürülmesi için imza verenlerin sayısı bir günde 40.000'e ulaştı diyor Sözcü gazetesi. Ve siyasetin de gündeminde Atatürkçü subaylar, Atatürkçü teğmenler var. Onlar Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı attıkları için disipline sevk edildiler. Muhalefet teğmenlere sahip çıkıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de ilk kez bu konuda konuştu. Milli Savunma Bakanlığı'nın yanında durdu. Gelin bu konu siyasette nasıl yankılandı birlikte kulak kesilelim. Suç, göya disiplinsizlik, esas karın ağrısı Mustafa Kemal'in askerleriyiz demesi. Bu teğmenler Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyecek de Trikopis'in askerleri mi izleyecekti? Sizin gibi keşke Yunan kazansaydı diyen senin hocan gibi. Biz buralara durup dururken gelmedik. 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir, kim olursa olsun ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Mustafa Kemal'in ordusuna, geçmişte Fethullah Gülen'in ordusunu içine enjekte eden zihniyet şimdi Mustafa Kemal'in teğmenlerini alıp yerine yine hastalıklı hücreler yerleştirmek istiyor. Milli Savunma Bakanlığı çok hassas bir bakanlıktır. Türkiye'yi karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum. bu kılıçları kime çekiyorsun? Oradaki birkaç tane kendini bilmez temizlenecek. Erdoğan zaten talimatı vermişti. İnsana şunu sorarlar. Kanlı katil Apo'nun bu ülkede parlamentoya davet edildiği bir dönemde saray yancısının PKK'ya Kürt siyasi hareketi dediği bir ortamda nasıl oluyor da Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenlere ceza veriliyor. Mustafa Kemal'in teğmenlerine sahip çıkmak bu milletin askerlik kadar kutsal vatan borcudur, millet borcudur. Recep Tayyip Erdoğan, atma, yapma, kul hakkına girme. Ama girersen günü geldiğinde atılan teğmenlere hep beraber kılıç töreni yaptıracağız. Sonra o karara sessiz kalanların hepsini emekliye yollayacağız. Muhalefet teğmenlere tam destek verdi. Mecliste gergin anlar da vardı dün yine. Plan Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Gergin anlar vardı ama gergin anlar muhalefet vekilleri için vardı. Sağlık Bakanı o eleştirilere gülümseyerek yanıt verdi. Bugün Sözcü gazetesinin ilk sayfasında da yine bu konu var. Sırıtmaya mı geldin diye soruyor muhalefet Sağlık Bakanı'na. Sağlık Bakanı eleştirilere güldü. Muhalefet böyle dedi. Bakanlık bütçesi görüşülürken CHP'liler bebek ölümlerini protesto için sıralarına patik, tulum, zıbın koydu. Bakanın rahatlığı büyük tepki aldı. İstifa etmen için daha ne olması gerekiyor diye soruyor muhalefet milletvekilleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni doğan kıyafetleri getirildi. Memişoğlu'nun hastane başhekimiyle pozu hatırlatılıp istifa dövizleri açıldı diyor. Ve Sağlık Bakanı o eleştirilere gülümseyerek yanıt verdi. Daha doğrusu yanıt vermedi. Gülümseyerek o eleştirileri takip etti. Bir başka siyasetin konusuysa 22 Ekim'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı çağrı var. Meclise gel, terör örgütünü lağvettiğini açıkla demişti MHP lideri Devlet Bahçeli. Bu hafta Öcalan çağrısını yinelemedi. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. O görüşmenin ardından Bahçeli Öcalan'a davetini yinelemedi. Erdoğan ise sessizliğini koruyor. Bu konudaki sessizliğini sadece AK Partili kurmaylara bozdu. İttifak arasında, iki lider arasında bir ayrılık mı var sorusu da vardı. MHP lideri daha önce kızdığı o soruya MHP'nin meclis grup toplantısında kendisi yanıt verdi. Gelin siyaset başka neleri konuşuyor ona da birlikte bakalım. Şimdi açıkça görüldü ki bir adım ileriye gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün terörist başının yoldaşı olanlar şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. İmamoğlu devreye girdi de Kandil'den beklenen yanıt alınamadı mı? Onu Bahçeli'ye sormanız gerekiyor, onu bilemiyoruz. Terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Bir uç örnektir Sayın Bahçeli'nin verdiği. Ya, hukuken de mümkün değil. Lideri Bahçeli terörist başı için onun hakkından bahsetti. Mecliste konuşsun dedi. Evet, şöyle açalım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını duymayan kulaklara hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir. Devlet Bey'le aramızda tam bir mutabakat var. Görüşlerimizde bir farklılık yok. Siz de Cumhur İttifakı konusunda hassas olun. Öküz altında buzu arayacaklarına gitsinler, kendilerine münasip kapak arasınlar. Bu sözümde alayına kapak olacak. Kapak olacaktır diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Türkiye'nin siyasetinin gündeminde bunlar konuşuluyor. Peki dünya neleri konuşuyor? Bugün size İngiliz gazete Daily Express'i aldık. Dün İngiltere'de çiftçiler sokaklardaydı. Çiftçilerin çocukları da çiftçilerle birlikte eylemlerdeydi. İşte orada bir küçük kız çocuğunu görüyoruz. Büyüyünce çiftçi olmak istiyorum diyor. Ve eğer çiftçilikte gelecek nesil olmazsa tarımda gelecek olmaz diyor Daily Express gazetesi. Ve çiftçilik, tarım bu ülkenin bel kemiğidir, omurgasıdır. Eğer bel kemiği, omurgası olmazsa hayatta kalamayız diyor. Sadece İngiliz çiftçiler değil, Fransa'da da çiftçiler eylemdeydi. Ve Fransız çiftçileri biliyorsunuz dünyadaki en yaratıcı eylemlere imza atan çiftçiler, onların yine gübreli samanlı protestosu vardı. Sadece bu da değil. Sadece İngiltere ve Fransa'daki çiftçilerin protestosu değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ohio'da bir evde büyük bir patlama yaşandı. Bir de Polonya'ya bakacağız. Polonya'da atıcılık yarışmasında jüri bir yarışmacıyı vurdu. Dünyadan ilginç görüntülerin de olduğu kısa dünya haber turu var şimdi sırada. aktörler Londra caddelerinde ilerledi. Başbakanlık binası önünde pankartlar açıldı, sloganlar atıldı. Vergi zammı İngiltere'de çiftçileri ayağa kaldırdı. İngiltere'de hükümetin vergi zammı kararı sonrası çiftçiler traktörlerle Londra merkezi çevreledi. Başbakanlık binası önünde binlerce insan toplandı. Çiftçiler çocuklarıyla geldi protestoya. Oyuncak traktörlerine binip geldi tarımın geleceği çocuklar. Biz yoksak tarım yok, tarım yoksa gelecek yok. Mesaj böyle verildi. Çiftçiler Fransa'da da sokakta. Avrupa Birliği ile imzalanacak serbest ticaret anlaşmasına tepki gösteren, anlaşmadan vazgeçilmesini isteyen çiftçilerin protestosu ülke genelinde sürüyor. Traktörlerle yolları kapattı çiftçiler, iş makinesiyle hükümet binasını çöp atık merkezine çevirdiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bir evde patlama meydana geldi. Mahalle büyük bir gürültüyle sarsıldı. Görüntüler patlamanın şiddetini ortaya koydu. Evde yaşayan 2 kişi hayatını kaybetti. Yandaki evlerde patlamadan hasar gördü. Polis ve itfaiye ekipleri patlamanın nedenini araştırıyor. Polonya'da atıcılık yarışması sırasında federasyona bağlı jüri hakemi vurdu. Tüfek elinde yanındaki kişiye bir şeyler anlatırken bir anda ateşledi silahı. Hakemin vurulma anı kameraya yansıdı. Demek ki burada da liyakat yok ki jüri yanlışlıkla ateş edip birilerini yaralayabiliyor. Çok mahir olsa yeteneğinde herhalde yanlışlıkla o silahı ateşlemezdi diyelim. Dünya bunları konuşuyor. Biz tekrar memleketimize, memleketin dertlerine bakmaya devam edeceğiz. Bugünün bir diğer ulusal gazetesi Evrensel gazetesi olacak. Evrensel gazetesinde elektriğe gelecek zam konusu var. Gelin birlikte okuyalım. Devlet elektrikte geriye dönüp çarpacak diyor Evrensel gazetesi. Ayda 417 kW'ın üzerinde elektrik tüketene yüksek tarife uygulamasının sonuçları ağır olacak. Bu yıl 417 kW'ın üzerine çıkan seneye bu kadar tüketmese bile yüksek fatura ödeyecek, yeni zam dalgalarına yol açacak elektrik şirketlerinin karlarını katlayacak diyor Evrensel Gazetesi bugün. Ve can acıtan veriler de var Evrensel Gazetesi'nin ilk sayfasında. Gelin birlikte okuyalım. 10 ayda 184 şüpheli ölüm demiş Evrensel Gazetesi. Yeşim, Şule, Aleyna, Rojin. 184 kişi şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. 10 ay içerisinde 184 şüpheli ölüm var. Ve o başlığın hemen üzerinde günün karikatürü de var. Evrensel Gazetesi'nden Sefer Selvi'nin çizgileriyle. Orada bir aile haberleri izliyorlar ve haberleri aktaran sunucu diyor ki bir kadın cinayeti daha. Yeni doğan çetesi davasına bugün de devam edildi. Çocuk mesemle yaygınlaştırılırken diye devam ediyor. Ve o sırada o haberleri izleyen kadın, hamile bir kadın, bu ülkede kadın olmayacaksın diyor. Hamile kadının karnındaki bebeği, bu ülkede bebek olmayacaksın. Orada bir çocuk, bu ülkede çocuk olmayacaksın. Ve bir de kedi var, o da bu ülkede diye başlıyor sözlerine. Günün güler misin ağlar mısın bölümünde daha ziyade ağlarsın kısmı bu şekildeydi. Çizgilerle memleketin durumu böyleydi. Peki memleketin hava durumunda neler olacak? Gelin birlikte ona bakalım. Hafta sonu itibariyle sıcaklıklar düşüyor. Ve en önemlisi mega kente hafta sonu kar gelebilir. Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında lodos esecek, uzmanlar uyarıyor. Rüzgarın saatteki hızı 60 kilometreye çıkabilir. Hafta sonuna gelindiğinde hava buz kesecek, yurda kar getirecek. Ülke genelinde parçalı bulutlu hava kıyı Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun güney bölgeleriyle birlikte Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de yerini yağışlara bırakacak. Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de lodosa dikkat. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Türkiye'nin batı ve orta kesimleri kar gözlüyor. Avrupa üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurdu saracak. Başkente kar bekleniyor. Karlı hava İstanbul'u da etkisi altına alabilir. Yarın başlayacak kuvvetli sağanak yağışların ardından gelecek soğuk hava dalgası. Yüksek kesimler haftalardır yağış alırken kent merkezlerinin de karla buluşacağı öngörülüyor. Efendim havalar soğuyor. Aman dikkat edin, hasta olmayın. Gündüz özellikle biraz daha sıcak ama akşam saatlerinde sıcaklıklar epey düşüyor. Yani tam da hastalık havası, grip mevsimi de başladı. Biliyorsunuz insanlar sık sık hasta oluyor ve hastanelerde de grip şikayetleri gittikçe artıyor. Yalnız bu yıl dikkat çeken bir veri var. Grip aşılama oranları çarpıcı bir şekilde düştü. Bunun nedenlerinden biri belki aşı karşıtı kampanyalar, bir başka nedeni ise grip aşısının ücretinin yıllar içerisinde yükselmesi, 700 liraya dayanması. Bakın sağlıkçılarda bile aşılama neredeyse yarıya düşmüş durumda. Tabii sağlıkçılar bu hakkı ücretsiz olarak faydalanıyor ama özellikle aşı karşıtı kampanyalardan galiba sağlıkçılar da etkilenmiş gibi görünüyor. Grip aşısı oldunuz mu? Olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. Geçen seneye göre talep biraz düşme mevcut maalesef. Covid aşılarından dolayı biraz insanlar güvenmiyor olabilir. Türkiye'de zaten grip aşılaması oranı oldukça düşüktür. %5'i geçmeyen bir oranımız var toplamında Türkiye'de. Hatta daha bile az. Ama bu rakam özellikle Covid sonrası azaldı gibi görüyoruz. Covid aşılarına ilişkin spekülasyonlar nedeniyle bu yıl grip aşısı yaptıranların sayısı da azaldı. Risk grubunda olanlar bile aşı yaptırmaya çekiniyor. 65 yaş üstü, kalp, şeker gibi kronik hastalığı olanlar, kanser hastalarıyla kalabalık ortamlarda çalışanlar, toplu taşıma araçlarını kullananların mutlaka grip aşısı yaptırmasını öneriyor uzmanlar. Ancak en riskli grup olan sağlık çalışanlarında bile bu yıl büyük oranda düşüş var. Örneğin geçen yıl %20-30 ise bu sene %15 gibi. Koronadan dolayı tabii ki bir şüphe var. Herkeste bir sıkıntı var şu anda aşıyla ilgili. Ondan dolayı pek de sıcak bakmıyoruz yani. Grip diye başlayıp bunun yayılması sonucu akciğer yetmezliği, solunum yetmezliğine varabilir. Grip öldürücü bir hastalıktır. Aşı olanların korunduğunu çok açık net olarak biliyoruz, görüyoruz. %80'e varan oranda koruyor grip aşıları. Henüz yaptırmamış olanlar için de geç değil. Kış boyunca grip aşısı yaptırabiliyorlar. Ancak düşüşün bir başka sebebi de yüksek fiyatlar. 2021 yılında 85 lira 12 kuruş olan grip aşısının fiyatı bu yıl yaklaşık 700 lira. Devlet bence bedavaya vurması lazım bunları. Kronik hastalığı olanlarla 65 yaş üzerinin grip aşısı devlet tarafından karşılanıyor. Ancak bu grubun dışında kalanlar ücretli olarak temin edebilir ve fiyatı da 696 lira. 3 yıl önce 85 liraydı grip aşısının fiyatı. Şimdi 700 liraya dayandı. Yani 3 yılda neredeyse 10 kata yakın bir artış var grip aşısı fiyatlarında da. Ulusal gazetelere baktık, Dünya gazetesine baktık. Sıra geldi yerel gazete manşetlerine bakmaya. Yerel gazete manşetlerinde de beslenme sorunu var ve artan fiyatlar konusu var. Yumurtaya 15 günde %45 zam geldiğini dün sizlerle paylaşmıştık. Tavuk etinde de bir fiyat artışı var ve günün yerel gazete manşetlerinde tam da bu konu var. Antalya Gündem gazetesi tavuk lobisi fiyatları katladı manşetiyle çıkmış bugün. TÜİK verilerine göre tavuk fiyatları bir yılda %34 arttı. Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı fiyatları zincir marketlerin ve 11 büyük firmanın yükselttiğini iddia ederek kasaplar olarak tavuğu sadece paketle satabiliyoruz. İşlememiz ise yasak. Bu yasak kalksa fiyatlar %50 düşer diye konuştu diyor. Antalya Gündem gazetesi tavuk fiyatlarını düşürmek için Kasaplar Odası'nın yaptığı çağrıyı manşetine taşımış. Şimdi tavuktan balığa doğru gidelim. Havalar soğuyor, evet grip mevsimi geliyor ama bu en azından hamsi fiyatlarını düşürüyor. Hamsi'de bolluk başladı. Hamsinin fiyatı 200 liradan 100 liraya düştü. Ben 23 yıllık balıkçıyım. Böyle bir sezon yaşamadım. Palamut bol. Hamsi bol gibi görünüyor. Diğer çeşitler de bol. Hamsi şanına yakışır şekilde tezgahlarda yine. Palamudun da terk edip gitmeye pek niyeti yok gibi. Fiyatlar ucuzladı. Esnafın da vatandaşın da yüzü gülüyor. Lan ne hamsi geldi abi? Abi ne hamsi? Sezona iyi başladı balıkçılar. Öyle de devam ediyor. Palamut'ta da hamside de bolluk bereket sürüyor. Bu sene hamsiye döndü. Palamut herhalde azaldı. O da devam ediyor. Palamut da var, hamsi de var. Palamut boldu. Olmayacağını düşündük ama yine bu sene bol gibi görünüyor. Palamut sezonunun sonlarındayız ama tezgahlar hala palamutla dolu. Şimdi yanına hamsi de eklendi. Trabzon'da balıkçı halleri şenlendi. Şükürler olsun. Trabzon haline nereden baksan 1000-1500 kasa kadar hamsi girişi yaptı. Hamsi az değil. Hava soğudukça daha fazlalaşır. Balık bir araya gelir, artar. Hamsi giderek irileşiyor. Kilosu 100 lira ve civarında. 10 gün 20 gün önce 200 liraya düşüyorsa şu anda 100 lira. Vatandaşın yemesi lazım. İstavrit 100 liradan 150 liraya kadar istavrit var. Sargan 250-300 civarı. Mezgit 100 liradan 400 liraya kadar mezgit var. Böyle bir sezon görmedik diyor balıkçı esnafı. Düzce'de balıkçılar 3000 kasa hamsiyle döndü limana. Edirne'de Meriç Nehri'ne açılan Murat Bilat'la Hüsmen Yılmaz'sa bir kayık dolusu balıkla döndü kıyıya. Ya birkaç parça balık aldık. Birkaç parça mı? Ulan gözüne doymuyor imansız. Ne derler şuna? Yeri çıktı Dubai çikolatası. Tabii. Sen görmedin, yemedin mi hiç Dubai çikolatası? Yemedim ya, nasıl bir şey o? Trakyalı iki kafadar yaşadıkları sevinci ilginç bir benzetmeyle Dubai çikolatasıyla anlattı. Yok. Sana göstereyim, ben bir tane aldım ama biraz pahalı ama olsun. Dubai çikolatası yeni çıktı. Nerede, suda mı çıkıyor bunlar? Bak. Bu bizim yerli Dubai çikolatası. Oh maşallah. Bu bizim yerli Dubai çikolatası diyor bir balıkçı. Efendim, geçim derdine bakmaya devam edelim. Dünya gazetesinin manşetinde vatandaşın geldiği hal, geldiği durum var. Hepimiz avcı olduk diyor Dünya gazetesi bugün. Daha ucuzu için avcı olduk. Yüksek enflasyonun neden olduğu ağır yaşam koşulları tüketici eğilimlerini değiştirdi. Tüketici ürünü daha ucuz almak için daha fazla market gezen, daha çok mukayese eden ve promosyonları takip eden bir avcıya dönüştü. Ziyaret edilen market sayısı ortalama 2,5 iken bu oran 2024 yılında 3,4'e çıktı diyor Dünya gazetesi. Çarpıcı bir araştırmayı bugün manşete taşımış. Hepimiz tüketiciler avcı olduk demiş Dünya gazetesi. Adana gazetesine bakacağız. Bir başka yerel gazete için Adana'ya gideceğiz. Adana gazetesinde de alım gücündeki düşüş konusu var. CHP İl Başkanlığı'ndan çeyrek altın hesabı, bütçe istiyoruz. Adana Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı binasına asılan bir pankart, 2002 ve 2024 yıllarındaki ekonomik göstergeleri karşılaştırarak vatandaşların alım gücündeki değişime dikkat çekti diyor Adana Çukurova Metropol gazetesi. Yani bir nevi fiyat hafızası yapmış. Gelin birlikte bakalım. O pankartta belirtilen verilere göre 2002 yılında en düşük memur maaşıyla 14,5 çeyrek altın alınabilirken 2024 yılında bu miktar 7,5 çeyrek altına düştü. Yani en düşük memur maaşından 7 çeyrek altın eksilmiş. Devam edelim. 2002'de en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınabilirken 2024'te bu sayı 2,5 çeyrek altına geriledi diyor. Yani burada da en düşük emekli maaşından 5,5 çeyrek altın azalmış. 2002'de KYK öğrenci kredisiyle 1,5 çeyrek altın alınabiliyorken 2024 yılında yalnızca 0,25 çeyrek altın alınabiliyor. Yani çeyrek altının çeyreğini anca alabiliyor KYK bursuyla öğrenciler. Alım gücü 2002 yılından 2024 yılına gelindiğinde bu derece düşmüş oldu. Bu da hepimizin aşını, ekmeğini ilgilendiren bir konuydu. Ekmeğimizi ilgilendiren bir konu için Ankara'ya gideceğiz. Ekmeğe bir zam hazırlığı var. Ekmeğe zam yeni yılda yolda gibi görünüyor. Ekmeğe 3,5 lira zam hazırlığı var. Elektriğe mi yatırayım, suya mı yatırayım? 12 lira, 13 lira ekmek mi alayım? Devlete selam söylen olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz. Yeni yıl yeni zamlar demek. En çok da dar gelirlinin sofrasının baş tacı ekmek için ilk zam haberi Ankara'dan. Yeni yılda ekmeğin 13,5 lira olması bekleniyor. Ekmeğimize de zam korsa başka ne yiyeceğiz? Olmasın. Ekmeğimiz olmasın. Her şeye koyduğu ona koymasın. Ev kira, su para, elektrik para. Biz ne yiyeceğiz? Emekli maaşımız ikiye bölünüyor. Vergiden harca, trafik cezasından gıdaya her yeni yıl yeni zamlara gebe. Asgari ücretli de, emekli de açlık sınırının altında hayatta kalmaya çalışırken her zamla sofradan bir kalem eksiliyor. Onlardan biri de ekmek. Dar gelirlinin olmazsa olmazı, sofranın baş tacı. Ama o da tamamen olmasa da miktarca azaldı sofralardan. Çünkü zam üstüne zam gördü. Şimdi ise Ankara'dan geldi zam haberi. Fırıncılar maliyetleri ve fırsatçıları gerekçe gösterdi. Beklenti ekmeğin yeni yılda Ankara'da 13,5 liradan satılması. Benim yani istediğim devletin bir an bunların önünü kesmesi. Yani 500 liralık bir unu bir anda bir 100 yapmaları yanlış. Devlet markette gelip benim etiketlerime ya yapıştırmadınız diye ceza yazmalarını biliyorlarsa bunlara karşı da bir önlem almalar lazım. Esnaf maliyet diyor, vatandaşsa dertli. Çünkü her maliyet onun sırtına biniyor. Emekliler yılı dediler ama maalesef sefalet yılı oldu bizim için. Zaten bittik. Emekli bitti. Yani yapılacak bir şey yok. Her taraf zam 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 zam. Ekmeğini kuru yiyen de, yanına katık koyabilen de, emeklisi asgari ücretlisi, kısacası herkes zamma tepkili. Biz günde 4 ekmek alıyoruz. Gideceğiz, bayat ekmek alacağız. Başka yani yolumuz yok. Herhalde artık sadece bayat ekmek alabileceğiz diyor bir emekli büyüğümüz. Ve galiba emeklilerin ortak temennisi. İnşallah 2025 yılı emekliler yılı ilan edilmez. Çünkü 2024 yılı emekliler yılı ilan edilince başına ne geldiğini emekli yaşayarak görüyor efendim. Yine cebimizi ilgilendiren, aynı zamanda güvenliğimizi de ilgilendiren bir konu. Hem eski tip ehliyetlerin yenilemesi için süre uzatımına gidildi, hem de artık sayılı günler kaldı, zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor. Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler nüfus müdürlüklerine koştu. Randevular %100 oldu. Yenileme için son tarihe 1,5 ay kala İçişleri Bakanı sürenin 31 Temmuz'a uzatıldığını açıkladı. 1 Ocak 2016 öncesi düzenlenen sürücü belgelerinin kullanım süresi Aralık 2022'de dolacaktı. Pandemi gerekçesiyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü o süreyi 2 yıl daha uzatmış. Yeni son tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlenmişti. Sürücü belgesini yenilemek için 1,5 aylık bir zaman kala eski tip ehliyete sahip sürücüler nüfus müdürlüklerine akın etti. Randevu bulmak imkansız hale geldi. Ehliyetini bu zamana kadar yenilemeyenlerin sayısı hiç de az değil. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 5.413.148 adet eski tip sürücü belgesi olduğunu açıkladı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle son tarihi olan 31 Aralık 2024 takvimi değişti. Eski tip ehliyetlerin geçerliliği 31 Temmuz 2025'e kadar devam edecek. Ancak bu tarihe kadar ehliyetleri yenilemekte fayda var. Araç sahipleri için bir başka uyarı ise kış lastiği konusunda. Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. Sayılı günler kala lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Lastik fiyatları ise adeta uçtu. En ucuz 4 adet kış lastiği fiyatı 6.000 lira. Fiyat 30.000 lira kadar çıkabiliyor. Kış lastiği takmamanın cezası da var. Kış lastiği takmayan ticari araçlara 4.069 lira idari para cezası uygulanacak. Efendim biz haberde 6.000 liradan başlıyor dedik ama o en ucuzu. Ben geçtiğimiz günlerde fiyat aldım. 4 adet kış lastiği için yaklaşık 20.000 lira istiyorlar. Bilginiz olsun. Bize mesaj atan sosyal medya üzerinden ulaşan izleyicilerimiz var. Ebru Teğmen'imizin başına gelenler içimizi yaktı diyorlar. Sinan Bey, grip aşısı fiyatları mahsus yükseltiliyor demiş. Bu şekilde gündeme dair görüşlerini de bizlerle paylaşmış. Bizler de sizlerin mesajlarını okumaya devam edeceğiz. Madem trafik dedik, can güvenliği dedik. Yine trafikle ilgili bir haber, bir görüntü olacak. Balıkesir Bandırma'ya gideceğiz. 2 motosikletlinin çarpışma anlarına ait görüntülere birlikte bakacağız şimdi. 2 motosiklet var, biri yük taşımada kullanılan bir motosiklet. İşte bakın, biri cadde üzerinde ilerlerken diğeri de yan yoldan caddeye çıkıyor. Ve işte ardından yaşanan kaza. 2 motosikletin sürücüsü de yaralanmış ve bu çarpışmanın ardından bir motosiklet sürücüsü metrelerce öteye fırlıyor. Burada da kendisi yaralanmış, hastaneye kaldırılmış. Balıkesir Bandırma'dan gelen görüntüler bu şekildeydi. Onlara da geçmiş olsun diyelim. Şimdi bir başka dehşet verici anlar için gökyüzüne gideceğiz. Aslında gideceğimiz bir yer bulamadım. İstanbul Çukurova seferini yapan uçağa bakacağız. Havada panik anları var sırada. İstanbul Çukurova seferini yapan uçakta yaşanan panik anları. Uçak olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. İnsanların ihtiyaçları var yani. Havadaki panik anlarını bir yolcu cep telefonuyla kaydetti. Olumsuz hava şartlarından etkilenen uçakta yolcular zor anlar yaşadı. Yolcuların çığlık çığlığa kaldıkları o anlardan sonra uçak Kayseri Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Sağlık ekipleri havalimanında rahatsızlanan yolculara müdahalede bulundu. Yolcular yola karayoluyla devam etti. Efendim o panik anlarını gördük. İlker Karagöz de yanımıza geldi. Son hazırlıklarını tamamladı. Sizlerin karşısına geçmek için artık hazır bir şekilde bekliyor. Bir kez daha günaydın. Günaydın. Bekliyoruz Çalar Saat'te. Şimdi ne yazık ki bir sağlıkta şiddet haberimiz olacak. O haberi izlerken artık son hazırlıklarını da tamamladı dedik. İlker Karagöz sizlerin karşısına geçmek için hazır. Yarın saat 7.30'da ilk bakışta görüşmek dileğiyle. Sözcü tartışmaya girdiği doktora yumruk attı, babasının ölümünden sorumlu tuttuğunu söyledi emniyetteki ifadesinde. Ancak o doktorun babasının tedavi sürecinde yer almadığı ortaya çıktı. İstanbul Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde yaşandı bir sağlıkta şiddet vakası daha. 10 Kasım'da bir şahıs hastanede doktorla sözlü tartışmaya girdi önce. Doktora bir anda yumruk atan saldırgan elini kolunu sallaya sallaya hastaneden dışarı çıktı. Darp edilen doktorun şikayeti üzerine gözaltına alındı. İfadesinde babasının ölümünden sorumlu tuttuğunu söyledi. Oysa o doktor babasının tedavi sürecinde bile yer almamıştı. Çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı saldırganın. İşlemleri tamamlandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.